Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Risale-i Nur dersi bitti. Şimdi yetecektik. Tenus ediyoruz. Çay faslı. Bazılarına diyor ki sen orada geçmişsin konuşuyorsun. Ya kardeşim ben buraya oturunca her zaman Risale-i Nur dersi yapmaz. Oturuyoruz sohbet ediyoruz. Şimdi bizim dersimiz normal bitti. Sohbet dağılacaktık. Hususi dersimiz şey konuşmamızı yapıyoruz. Birbirimizden istifadelerimizi istifade ettiriyoruz. Hususi istifadelerimizi umumi istifadelere takdim ediyoruz. İşine gelen alır, işine gelmeyen almaz. Kimseyi davet etmiyoruz. Doktorum sen kimseyi davet etmiyorsun. Bak sana geliyorum. İhtiyacım var. İhtiyacım yoksa gelmem. Aman gelin doktor, iyi bir doktor burada, doktor doktor diyor musun? Kuyumcu diyor mu? Ama elmacı diyor. Elma 1 lira, elma 1 lira. Git al kardeşim. Hayatın bir kısım kılavuz taşları. Kimin ne olduğunu, kimlere dost, kimlere düşmandırdan anlarsın. Yani bugün de sitenin kışı başına koydum. Bu öyle bir acayip bir fitne ki, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne şöyle soru sormuşlar. Ya imam, biz öyle bir ölçü ver ki fitne olduğu zaman istikameti kaybetmeyelim. İmam-ı Şafii bu ya, normal insan değil ki. Bize bir ölçü ver. Fitne zamanında istikametimiz doğrulsun. Bunu talebeler soruyor yani. Tabii. Yüksek adamlar soruyor normal. Tabii tabii, sokakta değil. Müslümanlar sormuyor. Öğrencileri soruyor. Bize. Öğrencileri soruyor evet. O da demiş ki yani izah. Tabii bir konuşmalar için bir cümle benim çok hoşuma gitti. Düşmanın okunu takip et. O seni dostuna götürür. Yani ortalık karışık. Hidayetin sebebi, vesilesi Musa'dır. Ama kim Musa? Herkes ben Musa'yım diyor enişte. Musa'yım diyor. Kim Musa? Ama despot belli. Kral bir tane olur. Musa çok olur. Herkes Mehdi çok olur. Mehdi çok olur. Ha? Kurtarıcı kum gibi kaynar. Herkes kurtarıcı. Ama zalim bir reis bir tane olur. Firavun bir tane olur. Firavuna bakın. Firavunun attığı ok Musa'dır. Nemrut tek olur. İbrahim çok olur. Neyi kastettim anlayın. Tarikattır, şudur, budur. Ha? Nurculuktur, tarikatçılıktır, Süleymancılıktır, işte Asim şudur, budur, Adıyaman'dır. Bir sürü şeyler var. Hangisi asr-ı mücedididir? Herkesçe malum olan Sufyanet, Kemalizm, asr-ı Deccalı ise onun attığı ok, o Mehdiyettir. İstediğiniz gibi kullanırsınız. Kural şudur. Üçgen kuralı. Çevirin markasını. He? Çevirin. Yok yok dur dur. Şu. Bu, burası ben. Burası sen. Bu X. Tamam X. Şimdi bunu tanımlamak istiyoruz. Tanımak istiyoruz. Tanımak istiyoruz. Bunun, ben tanımak istiyorum. Benimle bunun arasındaki bilmiyor. Birinci yol buydu. Tanıma yöntemi. Bir sürü zanlarım var tabii. Zanlarım var. Nedir? Budur, şudur. İkinci bir yol. Bundan daha keskin. Şu yolda da, çünkü burada zanlar var. Zanlar var. Ve üçgen yöntemi, benim uydurup bir yöntemimle, üçgen yöntemi bu. Bak bakalım, bu nasıl, ara nasıl? Yani, bunu olmadan dur. Şuna bakma. Evet, şu.
Şimdi bunu tanıyacağız. Bunu tanımak için bakın bakalım bunun kimle arası iyi? Kimle arası kötü? Kimle arası iyi? Eğer bu senin sensin birisi. Dostundur. Bu dostun olsun. Tamam mı? Sen dostumsun. Dostum. Düşman da yaparız. Ters olur. Şimdi benim dostumsun. Şöyle. Peki benim dostumun bu dostu olursa bu ne olur otomatik? Dost olur. Bir daha. Benim dostum var. Kasım'ın dostu. Kasım benim dostumdur. Doğru. Bu benim. Bu Kasım. Kasım benim dostumdur. Şüphem yok. Var mı kendi dostlarımız? Ben doktor benim dostum. Evet dostum. Tanımıyorum ama tanımaya çalışıyorum. Bir adam var. Sen ona dost. O zaman dostumun dostu bana da dosttur. Kasım benim düşmanım. Benim düşmanım. Bu düşmanımın dostudur bu. Benim neyimdir? Düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı ise benim neyimdir? Dostumdur. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. İki bilinmeyen varsa üçüncüyü bulursun. Üçgen. Çok kolay bir yöntem. Şimdi siyasette de kullanın. Bir adam var şu anda siyasette. Uygulayalım. Tayyip. Çalıyor, çırpıyor, İslam düşmanıdır, firavundur, iyidir, mehdidir, ceca bir sürü yorumlar vardı. Hakkında hani Nadir abi yapmayacaktın. Kendi BMC'yi bağladın. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Tamam. Tayyip'i kim uğraşıyor onunla? Bak bu. Tayyip'le kim uğraşıyor? İsrail. Amerika. Siyonist. Vatanı sömürenler, hortumlayanlar, hiçbir şey yapmayanlar, bunu ortadan kaldırmak istiyor. Kim? Bu kesin ama, İsrail kesin. İsrail, İslam düşmanı olduğunu, İngilizler İslam'ın düşmanı olduğu kesin. İngiliz bizim düşmanımız mı? Onun düşmanı bizim dostumuzdur. İsrail'in dostu bizim düşmanımızdır. Bu kadar kolay. İmam Şafii ne diyor? Düşmanının okunu takip et, o seni dostuna götürecektir. Çünkü düşman oku, düşmanını atar. Senin düşmanın ok çekmiş, düşman kime atar? Düşmanını atar. Sen de kenardan duyuyorsun. Sen diyorsun ki şu zalime, haini var, bak kim atıyor lan bu? Sevmiyorsun. Ha. Demek ki bu ok atıyorsa sevmediğini atıyor. E sen de bunu da sevmiyorsun. O zaman o senin dostundur. Bundan da anlamadınsa sen zaten ya, bu dünyada doğru yaşama hakkın yok. Sen batıla taraftar olacaksın zaten. İki, istikametli, dengeli insan kimdir? Soru. Muhakeme ve muvazenesini oluşturan kimdir? Cevap. Bir eline metre, bir eline kanka. Yani muhakeme ve muvazenesini oluşturan iki, yani dengeli insan kimdir? Bir daha, muhakeme ve muvazenesi olan, yani bir eline kantar, bir eline metre koyan, artı yetmiyor. Şahsi hukuk, umumu hukuku ayırabilen, yani bu Hasan'ın şahsi mi ya, bana kızdı. E bana kızdın dersi gelmiyorsun veya ben gelmiyorum. E şahsi hukuktur. Malum bazı derslere şahsi kızmışız. Kızdığımı çok iyi biliyorsun ama çarşamba dersine gitmiş.
yazmak, şahsi hukuktur, umum hukuk. Demek ki muvazeniyle adam kimdir? Bir, muhakeme ve muvazenesi olan, yani beynine kantar ve metresi olan, ölçüsü olandan korkmayın çünkü karşısına ölçüsünü koyarsınız. İki, şahsi ve umum hukuku ayıran. Üç, insanın üç farklı şahsiyetini var olduğunu bilen. Ben mesela şu anda Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkat-ı makamında oturuyorum şu anda. Benim hususu odamda orucum, namazım, tefekkürüm, ibadetim, benim ubudiyetimdir. İkinci şahsiyetim. Bir de bunu verdikten sonra biz biraz önce meyve yedik, çay içtik değil mi? Bu da beşeriyetimdir. Abi, muhakeme, muvazene, biri neyi yapacağım, biri ne kadar yapacağım gibi bir şey midir? Gibi. Yani mesela biri ne yapacağım? Mesela metre. Birisi de kantar. Bir metre, bir de kantar olacak. Peki ne, niçin, nedir? Hemen sorarsın. Nereye göre? Sana soruyor. Adana kaç kilometredir? Nereye? O nereye? Adana'ya dedim. Nereden soracaksın ilk önce? Ben sana Adana kaç kilometredir? Nereden ama? Onu yapacaksın. Üç tane şey söyledik. Muvazeneli adam kimdir? Bir eline metre, yani ölçüsü var. İsteyemez mi? Şöyle. Bir gün ben mesela yanımdakilere ve arkadaşıma, aileme, çoluk çocuğuma bir böyle diyorum. Başka bir gün böyle diyorum. Bir öyle doğrularım var. Başka bir gün onun tersini söylüyorum. Bu adam muvazenesiz adam. Bu adamın nesini, nasıl memnun edeceksin ya? Bu adamın ölçüsü yok. Kuralı yok. Bugün doğru dediğine yarın yanlış diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Muvazenesi yok, muhakemesi yok. Bu bir. İki, şahsi bu umumi hukuku ayırt edemiyor. Üç, niçin ayırt edemiyor şahsi umumu? Çünkü kendisinden daha değerli bir şeye muhabbet yok. Ben ölçü değilim. Benim kutsi bir ölçüm olması lazım. Konuyu değiştiriyorum. Hür insan kimdir? Sen dedin ya, hayatın kılavuz taşlarının içinde ne var? Bak böyle şeyler var. Mesela biraz sonra cahil kimdir diye okuyacağım. Hür insan kimdir? Bir, terkleri olan, yani terkleri nispetinde aklı işgal altından çıkar, hürdür. Ve tecerrütleri olan. Terk aklidir, tecerrüt kalbidir. Ne kadar terklerimiz varsa o kadar hürüz. Ne kadar içimizden geleni yapıyorsak o kadar köleyiz. Siz hiç köpek bir şey isteyip de kendi iradesiyle vazgeçtiği gözükmüş müdür? Hayır. Olmaz. Hayvanın en büyük, insanla hayvan arasında en büyük özellik terklerdir. İnsan çok şey, çok acayip ister bu kalemi ama terk edebilir. Çok istiyorum, çok seviyorum, çok da ihtiyacım var ama hayır, kalsın. Bu nedir? Terktir. Hayvanda vallahi çok güzel bir etli pirzola var ama çok istiyorum. Kalsın, istemiyorum. Köpeğin böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ha, demek ki terklerin nispetinde insanız ve hürüz. Yoksa hayvani duyguların zebunuyuz. Tecerrüt de kalbidir. Peki ahmak kimdir? Ahmak, dostunu, düşmanını bilmeyen. Bu bir. İki, büyük işlerde küçük küçük hesaplar yapan. Üç, kendini terk edilmiş. Tehlikesiz zannetmek. Tehlikesiz zannetmek. Tehlikesiz zanneder. Üçüncüsü de bu. Yani ne tehlike ya? Hayat gayet normal. Ya imanı kazanma ve kaybetme davası yok adamda. Kendini tehlikesiz zanneder. Başka, bana bir şey olmaz, ben bilirim zannıyla küçük dünyasına
kanaat eden aynı başka bir madde aynı delikten Resulullah söylüyor iki defa ısırılan. Ya Müslüman ahmaklık yakışmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ahmaklık nedir ya Resulallah dedikleri zaman Müslüman bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Bak bir defa Harun'um seni aldattım ben. Suç benimdir. Aynı delikten bir daha ben seni aldatabiliyorsam suç senindir. Einstein'ın bir sözü var. Ne mutlu diyor, cahile gidiyor. Her şeyi bildiğini sanıyor diyor adam. Ya çok çok rahattır diyor. Doğru. Cahil insan kimdir? Bilmediğini bilmeyen, bildiğini zanneden. Bilmeyen değil. Bilmediğini biliyorsa alimlik başlar diyor Gazali. Alimdir. Neyi biliyor? Bilmediğini biliyor. Çok şey biliyor. Cahil olduğunu biliyor. Bak, bilmediğini biliyorsa o alimdir. Çok alimler var, bilgililer var. Bilmediğini bilmiyorlar. Bildiği kadar da cahildir. Bilmiyorsun, insanlar dünyada yaşadıklarını zannederler. Biliyor musun? İnsanlar yaşadıklarını zannediyorlar. Çoğu insan bu dünyada yaşadığının farkında değil. Oysa dimağlarındaki, kafalarındaki oluşturdukları küçük dünyada yaşarlar. Evet yaşarlar ama burada. Büyük dünyadan kimse haberi yok. Herkes, hani böyle sokakta yürür bir tanesi. Yani telefonla, bizde oluyor. Oysa çok şey kaçıyor. Kendi kurguladığı bir küçük dünyası var. Orada yaşıyor. Orada yaşadığını büyük dünya zanneder. Ustad Mesnevi de söylüyor bunu. Biliyor, bir daha okuyayım. Biliyor musun? İnsanlar dünyada yaşadıklarını zannederler. Oysa dimalarında, kafalarında oluşturdukları küçük dünyada yaşarlar. Kafalarındaki küçük dünya, umumi dünya zannederler. Bunu söyleyince de bak şimdi var mı bakalım sizde, bizde, bende var mı? Bunu duydun değil mi? Acaba ben de öyle miyim demeden başkalarına hamlederler. Ya tabii tabii bu sokaktakiler böyledir. Değil. Acaba ben öyle miyim kendisine demez. Ben kesin öyleyim. Yani çok acayip. Hep duyduklarımızı sokağa uygularız. Acaba küçük dünyamızın oluşturduğu dünyada mı yaşıyoruz? Burada tenkit işe yarıyor abi kendini. İşte tenkit hakikat rendeşlerse marifet ortaya çıkar. Tenkit nefsaniyet tahrik ederse, rendeşlerse fitne ateşleri çıkar diyor. Ne zaman küçük dünyalarından, kafalarındaki zanlarının oluşturduğu dünyadan ölürse insan, kafasındaki o küçük dünyadan ölürse, umumi dünyaya dirilirse, ölmeden önce ölünün sırrını yakalamış olurlar. Surette arkadayız şu an. Evet. Abi bir daha okuyabilir miyiz? Çok ilginç bu. Bir de okuyayım abi. Yukarıdan alıyorum. İnsanlar dünyada yaşadıklarını zannederler. Oysa dimalarındaki, kafalarındaki oluşturdukları küçük dünyada yaşarlar. Kafalarındaki küçük dünyayı umumi dünya zannederler. Kim bunlar? Sana söylüyorum. Kim bunlar? Bu yazıyı, bu sesi duyan sen ve ben. Acaba ben de mi öyleyim demeden başkalarına hamlederler. O zaman sen de küçük dünyada yaşıyorsun. Üzerine hiç almıyorsun. Ne zaman küçük, peki ne zaman küçük dünyalarından kafalarındaki zanlarının oluşturduğu dünyadan ölürlerse umumi dünyaya dirilirler. Ölmeden önce ölünün sırrını yakalamış olurlar. Uzun seanslı ve kısa vadeli sık sık hayat kurmak gibi. Bunlar uzun seanslı ve kısa vadeli sık sık hayal kurmak gibi bunlar. Bu tür insanlar nasıl yaşarlar? Uzun veya kısa seanslı hayallerde yaşarlar. Mesela böyle bir küçük dünyasını kurguluyorum. Bakın sabahtan akşama bir saat yığdı buradan getirdi düşünce böyle.
Ben bugün bir hastanedeydim. Ya siz nasılsınız dedi. Hastanede mi dedim Kasım. Dedim ki kötü olmaya zamanım yok. Çünkü kötü olmak için düşünmem lazım. Kötüyü düşününce kendimi kötü hissetmem lazım. Kötüyü düşünmem için zamanım olması lazım. Ben kötüyü düşünecek zamanım yok ki kötü olayım. Ne kadar hoşuma gitti. Kimdi o doktor? Bir şey mi? Birisini göndermiştim ya. Beyin olur biriydi evet. Ya birisini gönderdik onu değil mi? O kadar kişi gitti ya. Şimdi demek ki bu tür insanlar küçük dünyalar nasıl? Hayal. Ya küçük seanstı hayaller ya büyük seanstı. En büyük tehlike bize şu çalıyor. Bu bizimle alakası yok. Zannı ile bu mevzuyu üzerine almaz. İnsan hepimizde şey var ya böyle cehennemden bahsettiği zaman kimse ben de oraya gideceğim diye düşünmez. Herkes ben cennete gideceğim diye vermiştim ya. Evet. Aynen evet. Muflis kimdir? Allah Resulü sormuş. Muflis. Muflis ne demek? İflas eder. Dediler ki ya Resulallah işte malı mülkünü kaybeden şunu bunu yapan. Bu hadisi biliyorsunuz. Evet. Mesela Allah Resulü dedi ki Allah ameli olur. Ameli olur. İbadeti, ubudiyeti, zekat her şey olur. Allah'tan ümitli gider. Bir de bakar ki haşırda hiçbir şey yok. Kim bu? Gıybet ve iftira eden. Gıybet ve iftira ettiğin kişiye bütün sevabın gider. Sen akşam ona çalışıyorsun. Sen taşeron şirketsin. Adama sevap kazandırmak için ömrün geçti. Sende hiçbir şey yok. Ve peki yalan ve iftira nedir? Gene Resulullah'ın şeyinde Hazreti Ali naklediyor veya Hazreti Osman birisi naklediyor radıyallahu anh. Diyor ki Enes de olabilir Hazreti Enes. Her duyduğunu söylemek sana yalan olarak yeterdir. Her duyduğunu söylemek ya biliyor musun Akan'ım şey Harun böyle dedi. Ya ben bilmiyorum ya böyle dedi yani. Her duyduğunu söylemek sana yalan olarak yeter. Hapiste kimler var? Hapis. Sincan cezaevine giren Ankara'da. Silivri cezaevine girenler. Hapistekiler onlar. Hayır. Hapistekiler onlar değil. Bakalım burada hangimiz hapisiz? Kendimizi uygulayacağız ha dışarıya değil. Bir, hapiste olanlar. Adalet, öfke, nefret, ben merkezli düşünen, menfi taassup, dinin reddettiği taassup ehli olanlar, bunlar hapishanededirler. Böyle. Bu var ya bu. Adalet, nefret, öfke, ben merkezli düşünmek, dinin yasakladığı tenkidi yapmak, bunlar hapishaneye giriyorlar. Küçük kafalarında bir hapishane var. Çıkamıyor ki hep orada. Oysa nice liderler var hapishanede iken dışarıya hükmettiler. Hapisteydiler o liderler ama dışarıya hükmettiler. Nice dışarıda güneşin altında olup da kafası sipsiyah olanlar var. Az önce demiştiniz ya abi terk. Oh bismillahirrahmanirrahim. Konuşalım biraz. Az önce demiştiniz. Hür adam kimdir? Terk edebilendir diye. Evet. Hür adam terkleri olan, tecellütü olan. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Aslında terk de değil, terki de terk etmek. Yani mesela birisine soruyorsun, ya sigara içmiyor musun? İçmiyorum. Tam 37 gündür sigara içmiyorum. Adam sigarayı bırakmış ama aslında bırakamamış yani. O yüz bıraktığını bırakamamış. Bıraktığını bırakamamış. Yani hür. Evet. Kuyuda kim var? Kuyuda kim var? Yusuf Aleyhisselam. Bakalım Yusuf var mı? Orada kimmiş? Kur'an'da niye bize söylüyor? Ne yapacağım Yusuf'u? Peygamber olmayacağım. Kuyuya demeyeceğim. Efendim Harun? Yusuf Aleyhisselam dedi de ben şey yapıyorum. Yasin Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam. Ya kuyuda hasetçiler var. Hasetçiler kuyuya inmiş. Çünkü hasetçiler kuyuya indirdiler Yusuf'u. Haset seni kuyuya indirir. Haset indirir. Haset. Yusuf'u kim indirdi kuyuya? Haset indirdi. Yani hasetçiler. Haset seni kuyuya indirir. Düşmanlık yapmam. Haset. Haset.
kardeşleri mesela adavet hapse sokar. Hapishane yapar dünyanın. Haset seni kuyuya itirir. Haset senin hasedin. Kötü bir şey. En muzdarip adam kimdir? En muzdarip adam Allah'tan Celle Celaluhu ve ahiretten ümidini kesmesi veya kendine yetecek kadar olmaması. En muzdarip adam budur. Allah'tan ve ahiretten ümidini kesmesi veya kendisine yetecek kadar malzemesi olmadığını bilen adamdır. Muzdarip adam. Bu çıldırıyor. Yoksa malı mülkü kaybettin ne olacak? Benim yok ne olacak? Benden malı mülkü olanlar daha mı mutlu? Değil. Benden mutlu olanlar çok ama öyle malı mülkü olanlar var ki kendisini asmış. Onun servetini ben daha rüyada görmedim. Demek ki en muzdarip adam kimdir? Allah'tan ve ahiretten ümidini kesmiş veya ameli var ama kendisine yetecek kadar değil. Alimlere gelen bela ve musibet ne gelir? Alimlere bela ve musibet ne gelir? Anlattıklarını yaşamamaları hem diğer alimleri tenkit edip gıybet etmelerindendir. Anlattıklarını yaşamamaları. Bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Diyor ki, alimler, ulemalar bozulmadıkça asır bozulmaz. Asır bozuk mu Kasım? Bozuk. Sokak bozuk mu? Alimler bozuk. Alimler bozuk olmasa cemiyet bozulmuş. Ha işte. Ha işte. Fethiye bak. Bugün birkaç defa söyledim. Fazla şey olmana gerek yok, alim olmana gerek yok. İki tane ölçü vereyim. Bir, kim buna taraftar? Biraz önce üçgen. İki, sizin köyünüzde bir tane namazlı alim olmasın ha. Haca da gitmesin. Yani namazlı bir dede 70 yaşında birisini hayal edebilir misiniz? Kendi tanıdığınız birisi olsun. Ha dedin simasını. Ben ettim. Ha, alim değil. Fethullah ona benziyor mu? Simasına bak. Sif simadan bek Müslüman. Simadan bak bakalım. İslam siması var. Başka. Kitap okuması alınmış, hedefleri ve gayeleri kaldırılmış, kuru kalabalığa uyuşturmak için bulunmuş alettir televizyon. Bir dakika. Kitap okuması alınmış. Yani televizyon ne işe yaradı, niçin yapılmış? Bir, kitap okuması alınmış. Hedefleri ve gayeleri kaldırılmış. Kuru kalabalığı uyuşturmak için kitap okumayı bırakın, alınmış. Hedefleri kaldırılmış. Seni ve birbirini yer. Kendisini ve birbirini bizi ye, devlet başkanları diğerlerini yememesi için kendi haline psikoloji ilaçları da böyle kendi haline düşer ya. Ha, bu tür insanlar yani kitap okuması alınmış, hedefleri yok edilmiş ama düşünen bir kafa ya, sağa sola yiyecek yememesi için bu adam uyuşturulması gerekiyor. Kuru kalabalığı uyuşturmak için bulunmuş alettir televizyon. Aile hayatının disiplinini, adab ve hayasını kaldırmak için İslam düşmanlarının Müslüman evlerine pisliklerini akıttırmak için konulmuş kanalizasyondur televizyon. Cahile çocuğa deliye tevazu yapma. Estağfurullah sen daha iyi bilirsin. Hayır. Cahile çocuğa deliye estağfurullah onlara tevazu yapma çünkü tevazuyu doğru zanneder. Bunlara ciddi ol, deliye, cahile çocuğa ciddi ol ama mahkeme duvarı gibi olma. Ciddi ol, yalak olma ya böyle. Yoksa tevazuyu gerçek zanneder. Her şeyi duyma ve görme. Her şeyi
duyma ve görme. Bunu da okuyayım, keseceğim. Zahir aldatmasın. Başlığı altında bir yazı. Zahir aldatmasın. Şimdi bunu okuyorum izninizle. Zaten alışmış olduğunuz cümlelerdir. Neymiş? Zahir aldatmasın. Bir, hizmet ehlinin şefkini kırmamak, ustattan daha ileri nurcu olmamak lazım. Doğrusunu yanlışını bakmadan sırf şahıstan dolayı söylenilene manit olmak. Mesela adam beni sevmiyor. Ama ben doğruyu söylüyorum. Risale'de bir şey okuyorum. Adam beni sevmediği için söylediğime de düşman. Mütevazilikte saklanmış enelere, samimiyette saklanmış riyakarlıklara, uhuvvet namı altında nefret ve adavetlere, kardeşinin etini yiyen vampirlere, gıybetçilere, şöhret-i kazibede boğulmuş ayaklı kütüphanelere, fiiliyata amele geçmemiş kot vuruşluk bataklığına saplanmış tabas puslu ruhlara, İslam deyip nurculuk deyip hem İslamiyet'ten hem de nurculuktan soğutan bağnaz, sorumsuz, ölçüsüz, muvazenesiz bir o kadar da vicdansız şaklabanlara, sadakat namı altında şefleri kıran mana katillerine, sadakat namı altında mana mertebelerine düşman olan mana katillerine, sadakat namı altında saldırgan tenkitçi mahluklara, sadakat namı altında tembelleşmiş gayretsizliğini gizleyen karamsarlık ruhlara, sadakat, yapma, okuma, dokunma, düz oku. Niçin? Sen tabii akşamı gelince, arkadaşlar nerede yapalım? Evet. Ötekisi de çalışıyor. Mesela kardeşim, Allah razı olsun, çalıştı. Emek verdi ya. Oradan buraya, yani emek ya, emeğe saygı var ya. Adam çalışmış değil mi? Hanımınız da size yemek yapmış. Çalışmış ya. Yani nedir? Sadakat namı altında tembelliğini, gayretsizliğini gizleyen karanlıklı ruhlara, kendisi istifade ettiği yeri başkalarına haram kılan yarasa tiplere, çok iyi biliyor ki bu insandan istifade ederler, bildiği halde insanların dertlerine, inkişaflarına var olan yolu kapayan vicdansız zalimlere, kendisi istifade ettiği halde gizleyen hırsızlara, aklına, kalbine ve vicdanına katkı yapıp inşa ve ihya edene karşı vefasız vicdansızlara. Oysa Allah Celle Celaluhu her şeyden haberdardır. Bencil mi oluyor acaba? Mesela şunu söylemeden yapamayacağım abi. Canım sen. Siz bugün kitap bastırmaya kalksanız şu defterlerden belki 1000 tane kitap çıkar. Bin tane kitap. 100 sayfalık, 100 sayfalık. Okuyan ama can inanmıyor. Tabii. Abi bunu sizin attığınız 2-3 tane başlıktan bir kitap çıkıyor. Öyle başlıklar var ki şimdi şu anda okumuşlarınız bile. Şimdi ben biliyorum ki bu kitaplar, bu defterler, sizin defterleriniz karıştırılarak, kurcalanarak... Dergi var. Şu anda basılıyor. Şimdi istifade ediyor. Allah dergi yeter mesela. 14. defterin bir kısmını kendisine göre tercüme etmiş yapmış. Kardeşim boş. Ne yaparlarsa yapsınlar da biz iyi niyetlere sesleniyoruz. Bak şimdi, ders bitmemiş miydi birinci ders? Mutat adetimiz nedir? Mutat. Buranın adetini söyleyin. Birinci ders yapılıp gidilmiyor muydu? Evet. Şimdi nerede olacaktınız? Evet. Evde olacaktınız. Yolda değil mi? Öyle değil mi? Evet. Şimdi dedik ki her zaman Risale dersi yapamıyoruz ki. İnsan fıtratıdır da çay içeceğiz, yatacağız, şimdi latife yapacağız, şakalaşacağız, hususi tespitlerimizi müzakere yapacağız. Şimdi adam bunu görecek diyecek ki bak Risale'nin önünde bir şey ne yapıyor? Lan Risale dersi değil ya. Biz beraber mutala ediyoruz, müzakere ediyoruz. Yani konuşuyoruz, istifade edemeyiz. Zannediyor ki bunun içerisini okurken bunu soktu. Nedir o? Bunu okurken bunu sokarsan doğru.
şahsi ve umumu hukuku ayıramayan cahillere, insanın şahsını, beşeriyetini, ubudiyetini ve vazife darlığını bilmeyen nadanlara hatalar bundan çıkıyor. Yani insan üç tane şahsiyeti var. Beşeriyeti var, ubudiyeti var, vazife darlığı var. Beşeriyetinde bir nakısı gördüm. Belki de doğrudur ama senin ölçün yanlış. Olsun. Ama bir vazifesi var onun. Bugün aslında bir şey dinledim, tevafuk oldu. Bizim güzel kanallardan bir de Allah dostları bilerek zahirli bir kusur işliyorlarmış. Gerçekten samimi talebelerini ayırmak için. Ya. Samimi olmayanlar ayrılsın diye etraflarından. Ya. Bilerek yani zahirden bir kusur işliyorlarmış ki. Samimi olmayan da ya bak işte böyle yapıyor falan diye gidiyorlar. Çekilsin gitti. İnsanın olmasını istediğin yerde bak. İnsanın olmasını istediğin yerde arama, olduğu yerde ara. Bir hatamız da bu. Ben Abdülmetin'i dünyamda bir makama oturtuyorum. Onu orada arıyorum. Hem ben oturttum, oraya ben çıkarttım, hem orada arıyorum. Tabii ki yok. Yani ona uygun davranış yok. Ben o yaptığım kişiye. Sonra inkısara hayale vuruyorum. İnsanın olması istediğin yerde arama, olduğu yerde ara. Allah Celle Celaluhu bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Hadisi bil manayı unutma. Tenkit ettiğin kişiyi ya Allah seviyorsa, ya Allah dinine hizmetçi seçmişse, ya Allah sevdiklerini, ya Allah'ın sevdiklerini buzak yapıyorsa, sen buna düşman olmayla, haberin olmadan Allah düşmanı olmuyor musun? Çünkü düşmanımın dostu, düşmandır sırrı buradadır. İnsanlar zor durumlarını fırsat ve ganimet zannedip, insanları talan edenlere, daha çok doktorlar var, İnsanların zor durumlarını, o ufurukçu cincimincilerin, o zalim despotlara, insanların zaaflarını, hastalıklarını, zor durumlarını ganimet zanneden ahtapot tipli, kan emen vampirlere, öyle hiç mi, çok sertim onlara karşı. İnsanlar düşmüş, tamam, zavallıya yardım istiyor sende, onu fırsat zanneden insan kanını emen vampirlere, çok nefretim var. Din adına insanları aldatanlara, kendince malum olan hususi ve gizli dünyasında rezil ve kepazi olup insanlara takva abidesi görünenlere yazıklar olsun. Kendi özel dünyasında rezil ve kepazi iken dış dünyada takva abidesi gözüküp de sağa solu tenkit edenlere. Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi, falanca alim böyle dedi vitrininin altında kendini ifade eden hainlere, din yobazlarına. Din adına, hizmet adına beni benden eden zalim gaddarlara. Bir daha. Din adına, hizmet adına beni benden eden zalim gaddarlara, insanlara merhamet ve şefkatini kaybeden insan kanı emen vampirlere, konuşunca mangalda kül bırakmayıp ailesine ve insanlara hahirhah görünen zalimlere, despotlara, ahmaklara. Hakikaten kayıp asır abi ya. Acayip dışarıda, acayip. Hasan bir tanedir ya. Acayip ya. Eve geliyorum. Firavun mu, despot mu, Nemrut mu? Acayip. Beni gördükleri zaman çocuklar divanın altına kaçıyorlar. Ne biçim adamım ya? Çok duyarsınız değil mi? Hocam dışarıda çok acayip, melek gibi, millet melek bilir. Bir de eve görsen dedi ya. Hizmeti başkasından bekleyenlere, senelerce devam ettiği yerin hiç olmasa senede bir ay maddi faturaları ödeyebileceği halde lakayt kalan ahtapot tiplere,
Senelerden beri gelip istifade ettiği yerin elektriğin suyunu abdestini alıyor, altında ışığıyla ders dinliyor. İmkanı olduğu halde bir tane fatura ödemeyen, başkalarının sırtından geçinen ahtapotlara, imkanı olduğu halde bunları yazarken, sen ise okurken, ben bunları yazarken, sen bunu okurken veya bunları dinlerken kendini unutanlara, bunları başkasına hitap edenlere, ben kendime dedim. Nasihatı nasihat verip nasihat almayan ahmak müflislere, şefkat edeyim deyip şefkate muhtaç olan ölçüsüzlere, Allah Resulü'nün hadisinden aldım, şefkate muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz. Bizzat tanımayıp onunla sohbet, yemek, ticaret, seyahat etmeden onun hakkında suizan edenlere, sen onunla yemek yedin mi? Seyahat ettin mi? Resulullah değil mi? Hazreti Ömer peygamberin sözü müydü? Evet, İsmail. Değil mi? Ticaret yaptın mı? Ticaret yaptın mı? Diyor. İyi yemek diyor. Yedin mi? Seyahat ettin mi? Nasıl şey yapıyorsun sen buna? Dinin kutsi şeylerini alet yapıp tahakküm edip hürriyet içeriği kaldıranlara, dini şahsiyet var ya, bir insan kazanıyor, belirli şey Allah veriyor. Diyorum ki size, olmaz, gitme oraya, bırak onu. O adam var ya, o adam şu, o adam bu deyip manevi dini istifadelerini kapatıp hürriyet içeriği kaldıranlara, Allah'ın hürriyetini kendisi kaldırır. Allah sana verdiği hürriyeti ben nasıl kaldırırım? Allah diyor ki, git istifade et, dinini inşa et. Ustad da şöyle diyor, bir evin ihtiyacı bir dükkanla satın alınmaz. Dinin bütün ihtiyacını ben sana nasıl vereceğim ya? Git nerede ihtiyacı varsa al kardeşim. Cemaatimizin geleneği budur, nameleri altında insanların istifadelerine mani olanlara, bir evin ihtiyacı bir dükkandan alınmadığı bildiği halde dini tüm ihtiyaçlarını bir şahıstan bekleyen ölçüsüzlere, salih amellerine gıybet ile sevmediği kişilere aktaranlara, salih amelleri sevmediği kişiyi gıybet ederek aktaranlara, misafir bir kiracı olduğu halde ev sahibi imiş gibi dünyaya oturanlara, çocuklarını canlı canlı gömmek olan televizyon ve telefonlara mahkum eden sorumsuz anne ve babalara, aynı delikten iki defa ısırılan ahmaklara, mükemmeliyetçi fıtratlar pek hizmet edemezler. Mükemmeliyetçi fıtratlar pek hizmet edemezler. En çok en iyisini yapın derken iyi hizmeti kaybedenlere. Mükemmeliyetçi fıtratlar var. Olmaz bu. Niye? Hizmet yapamaz. Şu olacak bu. En iyisini olmasını beklerken iyisini de kaçırır. İlk önce iyi bir insan olacağım diyenlere ne mutlu. Nurcu olabilirsin. Tarikatçı olabilirsin. İyi bir doktor olabilirsin. İyi bir Müslüman olabilirsin. Bunlardan hiçbir tanesi olmadı. İyi bir insan ol. İyi bir insan ol, sonra iyi bir doktor. İyi bir nurcu olursun. İyi bir nurcu da sonra ilk önce insan olacağız. İyi bir insan olacağız. İnsan. Allah'ın tarif ettiği gibi olmaya gayret edeceğiz. Ne mutlu bu konuşulan değer nasihatları. İlk önce kendime diyorum, kendime yazmışım. Cemaatin dışında sokağa uygulamayıp kendine almaya zavallılara biz. Zavallı. Başkasına uygulamayacağız. Kendimize uygulayacağız. En azından şu dersi al. Oğlum, kızım dur ya, iki çift laf edeceğiz ya, dur lan. Yani komşu bu sefer baktı ki çocuk veya kız durmuyor. Hadi oğlum. Seyretme. Şu televizyona mahkum edelim. Bunlar gargar garlar, lak 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 lak, luk 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 luk. Kadın veya adam. Çocuğu niye oturttur da? Başından def etmek için. Niye oyuncak alır? Kendisi ilgilenmemek için.
Bir anne baba çocuğuna ne önce kalır? İlgilenmemek için. Başından def etmek için alır. Sen git tencere 10-20 sene önceki bir dersiniz vardı çocuk terbiyesi diye. Sesli ders vardı. Orada o misali verirdi. Tencere kapağını al, sen oyna. Araba oyuncak alıp onu kendinden def ediyorsun. Televizyonlarda veya kendi dünyandan def etmek içindir. Gidin odalarınıza bakın şey çocuklarınızın. Mezarlık mıdır değil midir? Oyuncak mezarlık. Ya çocuklar arabanın içine gömdük. Ya çekicinin üzerine, ya tabanca, ya bebek. Biz niye oynamıyoruz? Niye senin üstünden atlamıyor? Niye senle hangisinde ne var? Ha nerede kızım tattım? Fındık hangisinde? Hadi 10 tane bende, 10 tane sende. Tamam mı? Kimse o? Hatta Cumart Gökhan. Söyle bakalım. Sağında mı, solunda mı, solunda mı sanım? Ya bilemedin. Başka? Bir kestane pişir, bir mısır patlat, koy ortaya. Kimsenin önüne koyma. Tabak verme. Ortada Allah bile narı bence. Narı niçin tek tek yaptın? Elma gibi yenebilir. Oturun da çıkarırken muhabbetinize sebep olsun. Kalkıp gitmeyin diye. Narı onun için yaptı inanıyor. Ama bizim narı suyunu sıkıyorsun. Sonra da senin suyun çıkıyor işte. Senin de suyunu o çıkarıyor. Çok hikmetlerinden bir tanesi oturun çıkarma ile uğraşırken laf et. İki tane laf et. Sohbet et. Ama bu arada gömlek, beyaz gömleği çıkar. Çıkardığı zaman şansın ya. Peki. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Vahırda vahumen ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.